Hanımların kendini yansıttığı en önemli öğelerden biri de makyaj. Ancak sevgililer günü gibi özel bir günde özel bir makyaj yapmak gerekir. Ne yapacağım, nasıl yapacağım diye düşünmeyin. Son Moda sizler için yılın en romantik makyajını uygulamalı olarak öğrendi. Buhulu gözler mi, kırmızı ruj mu, yoksa keskin hatlar mı? Sevgililer gününde hanımlar hangi makyajı yaptırmalı? Yanımda Yasin Altınel var, kendisinden öğreneceğiz. Sevgililer gününde güçlü kadın mı yoksa romantizm mi öne çıkacak? Aslında bu tamamen kişinin karşı tarafta ya da aynaya baktığında nasıl bir etki yaratmak istediğiyle alakalı bir durum. Daha romantik, daha duygusal, daha soft geçişlerin olduğu bir görünüm yakalamak istiyorsak daha smoky dediğimiz, daha yumuşak geçişlerin olduğu, soft ve pastel renklerin olduğu teknik ve uygulamaları seçebiliriz. Eğer cildimiz çok yağlıysa, çok krem yapıda ve yağ içeriği yüksek bir nemlendirici seçmemek gerekiyor. Çünkü zaten cildimiz yağlı, üzerine ekstra yağlı bir ürün sürdüğümüzde cildimiz olduğundan daha fazla reaksiyon verecektir ve daha fazla yağlanacaktır. Her zaman söylüyorum, bazı da hep dairesel hareketlerle yuvarlak yuvarlak küçük küçük sürüyoruz. Aslında makyaja biraz zaman ayırmak gerekiyor. Yani ya günlük rutinimizden biraz daha uzattığımızda daha gün içinde verimli bir makyaj yüzümüzde kalmış oluyor. Şimdi fondöten sürmeye başlıyoruz. Evet. Fondötende de yine ilk underbase'de uyguladığımız mantığı uyguluyoruz. Yine her zaman fırçama çok az ürün alıyorum ve bir plaka, şöyle plaka kullanabilirler ya da bir ürünün kapağının iç kısmını kullanırlar. Ürünü her zaman açarak kullanmayı tercih ediyorum ve hep dairesel hareketlerle küçük küçük cilde yediriyorum. Olmazsa olmazımız kontür uygulamasına geçiyoruz şimdi de. Kontürü tam olarak nerelere uygulayabiliriz? Bunları biliyoruz. Elmacık kemiğin evet. Altı, alının bölgesi. Ama bunlara nasıl karar vereceğiz? Hepimizin yüz şekli birbirinden farklı. Öncelikle aynaya baktığımızda alın bölgemiz çok geniş ise muhakkak alını bir kontür yapmak gerekiyor. Aslında şöyle, cildimiz normalde üç boyutludur. Işık düşme açıları, gölgelendirmeler, üç boyutlu bir yüzümüz var aslında. Fondötenü sürdüğümüzde bu cildimiz bizim iki boyuta yakın bir boyuta düşüyor. Yani gölgeleri öldürüyoruz aslında. Bu kaybettiğimiz gölgeleri kontür işlemiyle tekrar kazandırıyoruz cilde. Tekrar kazandırırken de kusurlu bölgelerimiz ya da saklamak istediğimiz bölgeler varsa bunları kontürle karanlığa gömüyoruz. Aydınlatmak, öne çıkartmak istediğimiz bölgeleri de aydınlatıyoruz aslında. Yani bir illüzyon yapıyoruz aslında. Makyaj bir illüzyon aslında. Ben iki farklı pudra kullanmayı tercih ediyorum kontür işlemi yaparken. Bir pudrayla elmacık kemiklerimi, alını ve göz kriz noktasını belirginleştiriyorum. O kullandığım pudradan bir ton ya da iki ton açık bir pudrayla da burun kontürünü yapmayı tercih ediyorum. Neden iki pudra kullanıyorsunuz diye sorarsanız da yüze kullandığım pudrayı buruna kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü o zaman biraz burun sert oluyor. Bu sefer makyajımız biraz tiyatro makyajına, daha show makyajına dönebiliyor. Peki trend olan renkler hangileridir? Bu özel günde hanımların gözlerini hangi renkler kaplayacak? Şimdi bu sene doygunluğu yüksek dediğimiz, yani daha mat da diyebiliriz bunu. Daha aslında pastel renkler çok popüler. Bu renkleri parlak renklerle, simlerle ya da highlighterlarla destekleyip daha güçlü hale de getirebiliriz. Özel birçok markanın metalik serisi de var artık. Bu metalik renkler de çok popüler. Ben de aslında metalik bir renk kullandım şu an gözümde. Ama onu daha böyle toz haliyle ve daha yedirerek kullandığım için çok sert bir etki göstermedi. Daha yine parlaklığını, gücünü hissettirdi ama daha biraz geri planda durmasını istedim. Ama dediğim gibi bu metalik renkleri, özel sıvıları var ya da tek başına kullanabiliyorsunuz. Daha kuvvetli hale getirip de eyelinerlar yapabilirsiniz, liplinerlar yapabilirsiniz ya da kirpiklerinizi boyayabilirsiniz, dudaklarınızı boyayabilirsiniz. Aslında yani bile. Makyajın mantığını kavradıktan sonra bir malzemeyi birçok alanda kullanabilirsiniz.
Biliyorsun Sevgililer Günü, evet. Ve aşk denince bizim aklımıza kırmızı geliyor. Evet. Kırmızı rujlar hakkında ne düşünüyorsun? Kırmızı rujları seviyorum ama taşıyan sürsün diyorum. Kimler taşıyabilir? Yani çok iddialı bir renk kırmızı. Kırmızıyı kullanabilmek için bir kere güçlü bir dudağınız olması gerekiyor. Eğer çok ince bir dudağınız varsa kalemle bu dudağı büyütüp kırmızı ruj sürmek bence komik duruyor. Dudak böyle taşıyor, evet, değil mi? Evet, kötü bir görüntü. Çünkü dudağın derisiyle tenimizin derisi farklı olduğu için ne kadar aynı ürünü de kullansak kullanalım, bölgeler farklı olduğu için muhakkak renkte de bir değişim oluyor. Özellikle fotoğraflarda sanki bir şey yemiş de ruj taşmış gibi kirli bir görüntü oluyor bence. Senin gibi tecrübeli make-up artistlerimizle yaptığımız çekimlerde ben böyle ufak tefek tüyolar alıyorum. Senin de son modaya söylemek istediğin bir şeyler var mı? İnsanların kendi yüzlerini tanıması, kendilerine hangi makyajın, hangi rengin gideceğini bilmeleri ya da bu konuyla ilgili bir danışmanlık almaları çok önemli bence. Makyaj bana yakışmaz diye bir şey yok. Doğru uygulamayı, doğru ürünü kararınca uyguladıktan sonra bence herkes iyi bir makyaj taşıyıcısı olabilir. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğum bilgiler için. Ben model arkadaşımla ederim. Seni baş başa bırakıyorum. Son dokunuşları yapabilirsin. Evet. Sevgililer Günü'ne dair makyaj tüyolarının hepsini Yasin Altınel'den aldık. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Son moda devam ediyor.